Çok saygıdeğer Genel Başkanım, kıymetli Yalovalılar ve ekranları başında bizi seyreden Yüce Türk Milleti, hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Tabii herkes bir Mustafa Kemal Atatürk anlatıyor. Herkes bir Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili, herkes demeyelim de birçok insan Atatürk ile ilgili eserler yazdı ama Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koymuş olduğu "Hoş geldin Atatürk" farklı. Neden farklı? Mustafa Kemal Atatürk'ü suçlayanlar maalesef Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ü iki kesim suçluyor. Bunlardan bir tanesi dincilik adına hareket eden, yani menfaatlerini, dünya menfaatlerini dini kullanarak elde etmek isteyen dinciler. Diğer bir kısmı da Mustafa Kemal Atatürk ismini kullanarak inanmadığı değerlere, yani din dışı bazı inanışları millete aktarmak için Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanan bir kesim var. Bunların ikisi de yanlış. Mustafa Kemal Atatürk bunlardan hiçbir tanesi değil. Kıymetli dinleyenlerim, şunu bilelim. Cenab-ı Hak insanları kul olsunlar diye yarattı. Bütün herkesi. Yani Osmanlı padişahları da bunun için yaratıldı. Halifeler de bunun için yaratıldı. Hatta peygamberler de bunun için yaratıldı. Peygamberlerle ilgili mesela kelime-i şehadette ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani önce kul, sonra resul. Bu kadar önemli. Kul olmak. Bütün mesele budur. Şimdi bakın, Mustafa Kemal Atatürk sadece işte bir tane efendim askeri dehadır. Böyle cümlelerle Mustafa Kemal Atatürk anlatılamaz. Bakın şöyle ifade edeyim. Hendek Savaşı'nda Amr adında bir komutan var. Bu komutan çok meşhur bir komutan. Hendek'i karşıya geçiyor. Karşıya geçince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme meydan okuyor. Benim karşıma çıkaracak olduğun kimse var mı diyor. Peygamber Efendimiz sahabesine diyor ki bu kafirin sesini susturacak kimse var mı? Ses yok. Hazreti Ali kalkıyor. Hazreti Ali'yi Peygamber Efendimiz oturtuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü daha yeni Hazreti Hamza'yı Uhud'da kaybetti. Onun için Hazreti Ali'nin kaybolmasını istemiyor. Şehit olmasını istemiyor. Ve Hazreti Ali'ye diyor ki ey Ali, bu Amr'dır diyor. Hazreti Ali de diyor ki ya Resulullah, ben de Ali'yim. Ve Hazreti Ali Amr'ı öldürdükten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis, bir cümle ifade ediyor. Buyuruyor ki insanların ve cinlerin tamamının bugünümüze kadar ve gelecek kıyamete kadar yapacak oldukları ibadetlerin hepsinin üstünde Hazreti Ali şu anda yaptığı hareket hepsinin üstündedir diyor. Ne yaptı? Ne yaptı Hazreti Ali? Kafiri susturdu. Aynısını da Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Yani aradaki fark ne? Evet, evet. Bunu gerçekten bunu bilmemiz lazım. Bak, İslam'da en değerli şey kişinin cihada evet demesi. Yani canını feda edebilecek noktada olabilmesi. Yani nefsini oraya taşıyabilmesi. Mustafa Kemal Atatürk bu mücadeleyi nerede verdi? Çanakkale'de. Kime karşı? Burası çok önemli. Bakın, Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısındaki bütün güçler mutlak küfrü temsil eden güçlerdir. Yani bir efendim bir PYD değil yani. Bir PKK örgütü değil yani. Bütün devletlerin birleştiği bir yedi düvel dediğimiz devletler. Onlara karşı bir mücadele veriyor. Kim? Mustafa Kemal Atatürk. Nasıl bir Türkiye? 13 milyon nüfusu olan bir Türkiye. Yiyeceği yok. Askerin giyeceği yok. Hiçbir şeysi olmadığı bir dönemde. Hatta Mustafa Kemal Atatürk o Conk Bayırı'nda en öne geçerek, askerlerin önüne geçerek diyor ki hiç endişe etmeye gerek yok. Ben size işaret edeceğim, siz geleceksiniz. En önde. İşte ve orada ne diyor biliyor musunuz? Ben size ölümü emrediyorum diyor. Ölümü. Yani ilk önce kendisi ölümü kabul ediyor. Ondan sonra da askerlerine bunu emrediyor. Böyle bir Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonra bakın muhteremler, İslam'ın en önemli meselesi tevhiddir. Tevhidden sonraki en önemli mesele adalettir.
adalettir. Bir Mustafa Kemal Atatürk'e buna bir bakalım. Şuna da temas etmek istiyorum. İslam'ın ilk emri nedir biliyor musunuz? Okudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı icraatların en başında ilk yaptığı işlerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ettiriyor. Elmalı Hamdi Yazır'a tefsirini yaptırıyor. Yetmiyor. Sahih Buhari'yi de Türkçe'ye tercüme ettiriyor. Neden? İnsanlar İslamiyet'i anlasın, kavrasın ve yaşasın diye. Bunu yapıyor. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak insanı tanımlarken diyor ki insan zalimdir ve cahildir. Bak insanı Cenab-ı Hak böyle tanımlıyor. İnsan zalimdir ve de cahildir. Peki zulmünü nasıl ortadan kaldıracak? İlimle. Cehaletini nasıl ortadan kaldıracak? İlimle. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu sistemde ilim ön plandadır. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ü suçlayanlar en başta harf devrimini yaptı diyor. İnsanımız maalesef bilmiyor. Zannediyor ki kutsal olan Arapçadır. Öyle yok, öyle bir şey yok. Bakın başka dinler İbranice indi. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olması Arapçanın mukaddes oluşundan değil, Araplara inmesinden dolayıdır. Cenab-ı Hak diyor ki bizim gönderdiğimiz kitapların tamamı o insanlar anlasın diye onların dillerine gönderdik diyor. Arapça gönderilmiş olması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap olmasındandır. Bakın eğer biz Arapça mukaddes bir dildir diye yola çıkarsak Allah'ın وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ayetlerini inkar etmiş oluruz. Allah diyor ki sizin dillerinizin farklı, renklerinizin farklı oluşu Allah'ın varlığının alametlerindendir diyor. Yani mukaddes olan Arapça değil, mukaddes olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Mustafa Kemal Atatürk Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettiriyor, tefsir ettiriyor. Yetmiyor Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini de tercüme ettiriyor Sahih Buhari. Başka Mustafa Kemal Atatürk birliği de sağlıyor. Nasıl? Şöyle. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu bir cümle var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bunu bazıları yanlış algılıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene demek, ne mutlu Türk olana değil. Ne mutlu Türk'üm diyene ne demek biliyor musunuz? Bunu Profesör Doktor Haydar Baş hocamız çok net olarak ortaya koyuyor ve bütün herkesin anlayacağı bir dille anlatıyor. Ne mutlu Türk'üm diyeni hatırlayın. Lozan Antlaşması'nda diyor ki karşı taraf, Türkiye'deki Kürtler azınlıktır diyor. Onun için onlara azınlık statüsü verilmesi lazım diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün gönderdiği telgrafta diyor ki hayır, onlar Müslümandır. Türkiye'de Müslüman olanların tamamı asıl unsur kabul edildi. Gayrimüslimler azınlık kabul edildi. O da Türkiye'deki gayrimüslimler %1'dir. Bakın ilk birliği, tevhidi nerede oluşturuyor Mustafa Kemal Atatürk? Dinde. İslam dininde. Yani diyor ki biz Laz da olsa, Kürt de olsa, Çerkez de olsa, Abaza da olsak biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Müslüman olduk ve kardeşiz ve bu memleketin asıl unsurlarıyız. Gayrimüslimlerle ilgili bakın bütün problem çözülüyor. Bakın Osmanlı'da nüfusun %58'i Müslümanken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki nüfusun %99'u Müslüman. Nasıl? Nüfus mübadelesiyle Türkiye'deki gayrimüslimleri dışarıya, dışarıdaki Müslümanları içeriye aldı Mustafa Kemal Atatürk. Sadece bu hareketi Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasını, Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar dindar, ne kadar Müslüman olduğunu ortaya koyması için yeterlidir. Başka bir şey gerek yok. Şimdi bu mesela Mustafa Kemal Atatürk eğer araştırılırsa Ehl-i Beyt soyundan ve Bektaşi geleneğinden gelmiş olmasına rağmen Elmalı Hamdi Yazır'a yaptırmış olduğu tefsiri diyor ki bu tefsirin hükümlerini diyor sen İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hükümlerine göre vereceksin diyor. Çünkü Türkiye'de yaşayan insanların büyük bir kısmının mezhebi Hanefi mezhebi. Bak dayatma yapmıyor. Birlik nasıl oluşur? Onun mücadelesini veriyor. İşte şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacımız olan bu birlik ve beraberliktir. Yani
Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bu birliği sağlayamazsak, biz Afrin'de başarılı olsak bile buna başarı denmez. Ne diye biz birbirimizle uğraşıyoruz? Allah, bakın ben bununla tamamlayacağım. Allah buyuruyor ki, Allah size emaneti ehline vermenizi emrediyor ve insanlar arasında da hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Şimdi emaneti ehline vermek ne demek? Cenab-ı Hak hepimizi ayrı ayrı kabiliyetlerde yaratmış. Hiçbir insan hiçbir insana benzemiyor. Aynı yumurta ikizleri bile birbirinin aynı değildir. Bakın parmak ucumuzdaki şeyler bile, yani parmak izleri bile aynı değil. Cenab-ı Hak böyle bir güce, böyle bir kuvvete sahip, bu kadar insan var, hiçbir tanesi bir tanesinin aynı değil. Cenab-ı Hak herkese farklı farklı kabiliyetleri veriyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarak, burası önemli, herkesin kabiliyetine göre devletine hizmet etmesinin yolunu açmıştır. Bunu saltanatta yapmak mümkün değil. Bizi şöyle kandırıyorlar. Diyorlar ki saltanat, işte Mustafa Kemal Atatürk İslamiyet'i kaldırdı. Ya ne zamandan beri saltanat İslamiyet oldu? Ne zamandan beri halifelik babadan oğula geçti? Böyle bir sistem yok. Bu Osmanlı'nın yönetim şeklidir. Osmanlı da bizim ecdadımız. Onu da kabul ediyoruz. Fazla uzatmadan şöyle toparlayayım. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, tabii ki insanlar bizim gibi düşünmeyecek, farklı düşünecek. Birisi sağcı olacak, birisi solcu olacak, birisi dinci olacak, birisi milliyetçi olacak. Diğer taraftan Cenab-ı Hak bir kısım insanı Kürt olarak dünyaya getirecek, bir kısım insanı Türk olarak dünyaya getirecek, bir kısım insanı Arap olarak, bir kısmını da Acem olarak dünyaya getirecek. Bir kısmı İmam Ali'yi daha çok sevecek, bir kısmı İmam Azam'ı daha çok sevecek. Bunlar asla ayrım için yeterli deliller olamaz. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sağcısı, solcusu, milliyetçisi ve dincisi, Alevisi, Sünnisi, Caferisi, Bektaşisi, bütün hepsi kardeşiz. Laz, Kürt, Çerkez, Abaz ayrımı yok. Biz La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyerek kardeş olduk. Hatta Türkiye'deki gayrimüslimler bile bizim vatandaşımız olması hasebiyle, onlarla da asla bir sıkıntımız yok. Onlar da devletimizin içerisinde ibadetlerini yapabilirler. İbadethaneleri var. Onlar da ibadet edebilirler. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Biz kardeşiz. Asla siyasilerimize buradan sesleniyorum. Asla birbirimizi yıpratmaya gerek yok. Şu anda savaştayız. Savaşta olmamıza rağmen birbirimizle uğraşıyoruz. İşte bu birliği Mustafa Kemal Atatürk kendi döneminde, Profesör Doktor Haydar Baş da bundan sonraki dönemlerde planlayıp, programlayıp hayata geçirecek olan insandır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Hasan Aydın kardeşimize bu konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, birlik ve beraberliği